Avrupa Ekmekçilik 35 yıllık sektör tecrübesiyle İstanbul Esenyurt'ta faaliyet göstermektedir. Fabrika bünyesinde Güvenal 1 ve Güvenal 2 olmak üzere iki ayrı işletmesiyle de ekmek başta olmak üzere unlu mamullerin tüm çeşitlerini üretmektedir. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Burhan Cengiz'e mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Unba Ekmek Fabrikası'nın yönetim kurulu başkanıyım. 35 yıldır ben bu sektördeyim. Her çeşidini üretiyoruz. Ekmek her çeşidi, unlu mamuller her çeşidini üretiyoruz. Burhan Cengiz sektördeki merdiven altı işletmelere değinerek bu konu hakkında görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Sektör sahibi fırıncı rekabet yapıyor. Her tarafta fırın dolmuş. Merdiven altı fırınlar dolu. Her tarafta fırın sektörün, yani fırının önüne geçilmiyor. Açılması önlenemiyor yani. Önlenemiyor. Ekmek fiyatlarının değişmediğini belirten Burhan Cengiz, maliyetlerin giderek yükseldiğini ifade ediyor. Bunda bir yıl önce 59 ile 60 liraydı, şu anda 78 milyon. Aradaki fark 17-18 milyon. Bu fark nerede geldi yani? Ekmek yine aynı fiyat. Daha da düşük. Mazotun litresi o zaman 3200 liraydı. Şu anda 4000'e aşkın. O fark nerede? Maya da aynı, mazot aynı, işçilik aynı. Her tarafta zam var ama bizim ekmeğimizde yok. Ekmeğin neden zam yok? Sahipsizlik de yani bu meslekte. Keşke bu mesleğinde önde olan insanları olsun. Sektörde birlik ve beraberlik olmadığına değinen Burhan Cengiz, bu konuda yaşanan sıkıntıları şu sözlerle ifade ediyor. Ya ekmek zaten bazı yerlere 1-250 lira diyoruz ya. Normal 1-250 lira fırıncı bir türlü ekmeğini kazanır yani. 1-250 lira. Nasıl uygulayacaksın? 250 tane fırın var. Zaten fırın sektöründe en sıkıntılı olan şey, yani bizim meslektaşlarımızın bir araya gelememesi. Bir ara fırıncı geldi mi, vay ne oldu? Yine bir fırıncılar zam yapacak. Ya ne zam yapacak? Bizim ne gecemiz belli ne gündüzümüz. Gece gündüz sadece halka hizmet ediyoruz. Bırakın 50 kuruş 60 kuruşa ekmek mi olur? Ekmek fiyatlarındaki fiyat politikalarına değinen Burhan Cengiz, bakkalların bu durumdan daha kazançlı çıktığını dile getiriyor. Halk ekmeğe 5 kuruşa ekmek satılıyor ya. Bizim ekmeğimiz de yapsın 90 kuruş. Ekmeğimizi 85 kuruşa versin bakkala. Herkes bu aradaki uçurum var ya. Aradaki uçurum bakkal uçurumu. Kazanan bakkallar, zarar eden fırın, kazanan bakkal. Burhan Cengiz programımız aracılığıyla Fırıncılar Odası'ndan beklentilerini şu sözlerle dile getiriyor. Bizim en acil önlem fırıncılık sektöre birileri el atsın. Federasyon olsun, başkanımız olsun, İstanbul Fırıncılar Odası başkanımız olsun. Bu fırıncılığa el atsınlar. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı'na söylüyorum. Kaç tane kayıtlı fırın var Esenyurt'ta onda? 50 tane iyi geçmez. Burada 250 tane fırın var. Hijyen kurallarının sektördeki önemine değinen Burhan Cengiz, denetimlerin daha sıkı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ben ruhsatlı fırınım. Burada 250 tane fırın açılmış. Ruhsatlı, ruhsatsız diye demiyorum. Hijyen kuralları uygun olan fırınlar çalışsın. Diğerler fırın açtırmanın önüne geçilsin. Fırın açılmasın. Tabii denetleme yapılsın. Yani fırınları bir ayırırsın. Çalışabilecek fırınlar var, çalışmayacak fırınlar var. Denetim var, şöyle izleyelim. Yani denetim olsa bu kadar biraz daha sıkıntılı olması lazım. Sektörde eğitimin yetersiz olduğuna değinen Burhan Cengiz sözlerine şöyle devam ediyor. Bizim sektörde eğitim yok. Eğitim yok. Yani keşke fırıncı arkadaşlarımız, bu meslektaşlarımız okullu olsa, eğitim olsa, biz niye ekmeğimizi sahipsiz edelim? Birleşiyoruz, bu fırıncılar bugün birleşti. Ya ne yapıyor? Adam ne yapmışlar? Şimdi sahipsizdi fırıncı. İstanbul'a her yer, bazı yerlerinde ekmek, ben sahip, Sarıyer, Büyükçekmece. Büyükçekmece'de fırın açamıyorsun. Sarıyer'de fırın açamıyorsun. İstanbul'un belli yerlerini bir araştırın bakın. Açamıyorsun. Ama buralar öyle değil.
Hangi dükkanın altı güzelse oraya bir fırın kurarım. Ondan sonra ekmeği elim kuracağız. Zaten ben de iflas edin gidin. Ben 35 senemi vermişim. Benim emeğim var. Burhan Cengiz son olarak fırıncıların sahipsiz olduğuna değinerek tatil yapmadan çalıştıklarını ifade ediyor. Fırıncı sahipsiz. Keşke bu sektörümüze bir tanesi el atsa. Bakanlar Federasyonu olur. Manavlar oluyor. Ya biz gecemiz gündüzümüz yok. Hangi sektör bizi gibi hizmet edebilir ki? Gecesiyle gündüzüyle. Düğünümüz yok, cenazemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Elemanlarımız gecesi gündüz. Ya bir gün izin, elemanlarımıza izin verelim. Nasıl vereceğiz? Bende 24 tane, 25 tane personel var çalışıyor. Bu adamların, şimdi bu adama SSK'sını nasıl yatıralım? Neyimizi satalım? Yani gece ben 35 sene çalıştım. Neyimi satmam lazım? Bu kadar alıp personelim var. Bunları mağdur edip nasıl edeyim?